tartışma gittikçe alevleniyor. Oysa konu Türk Tabipler Birliği değil, sağlıkta şiddet. İki konuyu ileteceğim Hacı sana, izleyicilerden geliyor, özellikle Avrupa'dan. Tamam, izleyiciler. Gelince cevap vereyim değil mi? Tabii tabii, birazdan. Tamam. Özellikle işte Avrupa'daki sistemin ne olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Hiç şüphesiz ki orada da süper değil ama senin anlattığın gibi olmadığını bunu söylüyorlar. Süper değil ama anlattığın kadar kötü değil mi diyor. Hayır, cümle böyle değil. Bulacağım sana söyleyeceğim. Cümle aynen böyle değil. Ki birkaç tane var. Ayrıca biri de demiş ki bugün sadece Türk Tabipler Birliği değil, Sağlık Sen, Hekimler Birliği, Hekim Sen sendikaları da grevdeydi demiş. Sana ithafen yazmışlar. Hocam buyurun. Bana gelince soğuk. Özel hastaneler bile yaptı. Yani gerçekten ya bir kamusal işlev üstlendiğimizin sorumluluğunda hissediyorum kendimi şu anda bile. Yani bu konu bile bizi bir kavgaya, bir ideolojik, bir siyasi kamplaşmanın zaviyesinden bakmaya mecbur kılıyorsa vay halimizi. Bir kere bunun altını çizmek gerekir. Her zaman büyük bir hassasiyet göstermeye çalıştığım ve buna da gösterilmesi konusunda da özen gösterdiğim şey çok kolay genelleyici ifadelerimizdir. Doktorlarımız hedef gösteriliyor. Doktorlarımız işte sahip çıkılmıyor. Bütün bunlar için çok özenli olmalıyız. Kim hedef gösteriyorsa doğrudan onu hedef yapmalıyız. Onu hedef yapmalıyız. Kimse o. Yani bir kere çok açık bir şekilde buradan bir ideolojik tartışma, buradan bir büyük siyasi kamplaşma, bunun üzerinden bir hesaplaşma, bunun üzerinden bir başka bütün ajandalarımızı devreye sokalım. Hazır bu fırsat, bunun üzerinden silkeleyelim her tarafı. Bu mu? Bu fayda sağlayabilecek bir şey mi bu? Sadece doktorlar değil, bütün sağlık çalışanları açısından bugüne kadar böyle bir kötü sürecin yaşandığı bir aşikar. Çok kolayca onları darp etmek, öldürmek, katletmek, bunlar yaşanıyor. Bununla ilgili zaten bir düzenleme yapılmış, yetmez. Daha fazlası olmalı. O evet. Oturalım tek tek madde madde irdeleyelim. Asıl amacımız bu. Onları daha fazla koruyabilecek işte X-ray cihazı bir önlemse yapalım. Biz bir Ankara'da akademisyenimizi, genç bir akademisyenimizi kaybetmiştik. Yani üniversitelerin X-ray cihazları konusunda bir genelge yayınlandı. Yeterli mi değil mi? Herkes bu konuda bir gözden geçirsin. Silah belinde üniversiteye girerek hukuk asistanını, hatırlarsınız değil mi onu? Ceren'di galiba. İsmini öyle hatırlıyorum. Yani bunların her biri birer kötü sonuçların üzerinden çıkartılacak dersler ve önlemlerin alınmasını gerektiren hususlar. Bütün bunlar son derece önemli. Şimdi bu, yani dediniz ki siz işte 93 bin, Barış Bey de söyledi, siz de söylediniz. Bu kadar hekimin bağlı olduğu bir birimi işte şöyle mi suçlayacağız? Bakın, ben de çok rahatsızım. Bir tabipler, önünde Türk Tabipler Birliği yazan bir kurumun başındaki kişinin ideolojik çizgisinden ben rahatsızım. Onun daha geçtiğimiz günlerde, dönemde bir FETÖ kaçkını aranan birinin çok mu mecburdu? Onun internet üzerindeki bir yayına katılıp Türkiye aleyhinde bir güzel iki taraflı konuşmasından rahatsızım. Kim? Erkam Tufan'ın. Kim katıldı? Fincancı. Şebnem Korur, TTB'nin başkanı. Ben Hendek terörünün yaşandığı dönemde o gerçekliklerin içine girerek ve bilerek, bildiğim halde bunu görmeyip de siviller öldürülüyor cümlesinden rahatsızım. Doktorları temsil edemeyeceğini düşünüyorum. Çok azının belki çok hoşuna gidiyor olabilir, bilemem. Ama çok doğru, çok haklısınız. Bizim doktorlarımız çok ayrıcalıklıdır. Onlar çok güzel bir şey tespit ettiniz. Bu, yani Amerika'da da yaşamış biri olarak söylüyorum. O denli parlak çocuklar falan doktor olmuyor oralarda. Hatta kaçarlar biraz o şeyden. Başka alanlara yönelirler. Bizim en çok, en başarılı, en çok çalışan, sebat eden, ilk dilime giren çocuklarımızın En çok tercih ettiği yer yine sağlık alanıdır. Başta tıp fakülteleri, diş hekimlikleri falan. Ve onlar gerçekten de çok başarılıydı. Hatta şöyle bir ikilem bile hep tartışırız biz akademisyenler arasında. Acaba onlar temel bilimlere yönelseydi, bizim daha fazla temel bilimlerde ihtiyaç duyduğumuz bilim insanı falan biraz da ondan mı kaynaklanıyor acaba? O yüzden hekimlerimiz çok iyidir ama temel bilimlerde biraz zayıf kalıyoruz. Bu da bir başka gerçeklik. Bunlar bile konuşulur. Başka şeyi söylemek isterim. Yani bu denli genelleyici, kuşkusuz nüfus baskısı altında sağlık kapasitemiz sürekli sorguladığımız bir şeydir. Eksiklikler vardır ama çok da iyi şeyler yapıldı bu alanda. Ben bizzat yaşamış biri olarak söylüyorum. Yazları Türkiye'ye geldiğimde 3 yaz gelip gittim. Torbalar dolusu ilaçlarla giderdim. Amerika'da öğrencilere sorardım, bu kadar vitamin insan bilinçsizce mi alıyorsunuz? Nedir bu? Vitamin ucuz, oraya yöneliyor. Sigortanız var, sigortamız karşılamıyor. Nedir? İlaç çok pahalı. Başka? Tedavi masraflarımızı hiçbir şekilde hiçbir sigorta karşılamıyor. Yani görüntüleme vesaireyi anlattığımda, inanın ya, bunu çok açık yürekle söyleyeyim, söylemeyelim mi? Ya ne güzel bir sisteminiz var. Obama'nın geliş şeyini hatırlayın. En önemli beklenti o değil miydi? Obamacare falan deniyordu hani. Sağlık sistemine ilişkin. Trump geldi, daha beter etti. Şimdi de kimsenin umurunda değil. Ve özellikle pandemi sürecinde bunu bir kez daha yaşadı. Kıta Avrupa'sında da farksız şeyler ama çok temel kurumsal yapıları var. Onunla ayakta kalıyorlar. Ama daha böyle sosyal, daha kamusal bir refleks işlemediği çok açık. Bunu biliyoruz. Yetmez, daha fazlasını yapalım. Kesinlikle sağlık alanı, insan alanı. Niye yetinelim? Daha fazlasını isteyelim. Ama hepten kötülemeyelim. Hepten yok saymayalım. Yani o açıdan... Kesinlikle. Bu noktadan bakmamız gerekir ve buradan yani birbirimizi kırmaya gerek yok, dökmeye gerek yok. Yani hepsi bizim için ve hepimiz onlarla birlikteyiz. Kim isteyebilir sağlık çalışanlarının fedakarca? Yani günlerce evlerine gidemediler pandemi sürecinde. Kaç tanesini şehit verdik o pandemi sürecinde. Hastasını kurtarabilmek için yeri geldi. Yani kendini koruyamadı. O salgının ilk dönemiydi. Henüz daha virüsün karakteri bilinemiyordu. Hangi tedavi, nasıl yapılacağı net değildi. Dünya Sağlık Örgütü bile birçok konuda aciz kaldı. Kullanılan ilk protokol ilaçlar bir süre sonra nasıl yetersiz olduğu ortaya çıktı falan. Aşı yoktu ortada. Bunları da unutmayacağız kuşkusuz. Hiç kimse unutmamalı. Asıl buralar önemli. Onların çalışma tempolarını iyileştirebilmek, daha fazla bu konuda katkı sağlayabilmek, böyle somut, net, bütün bunlar üzerinde durabilmek. Ama ben yani ister istemez, daha detaya girmek istemiyorum ama yani terörist başına özgürlük cümlelerini duyduğumuz, sözde Ermeni soykırım tasarısına ilişkin pozisyon almış olan, ben hakikaten rahatsızım. Keşke olmasaydı birlik başkanı. Kimse işti bilmem. Onların özgür iradesi. Üyeler seçmiyor mu? İşte onu söylüyorum. Ama bunları da onlar üyeler seçti diye bütün bunlara katılacak halim yok. İster istemez. Bu denli özensiz bir refleksi varsa, yani şurada hangimiz bir FETÖ kaçkınının daveti üzerine gider de orada konuşuruz? Yapar mıyız bunu? Hiçbiriniz yapmazsınız. Sizin yapmayacağınız şeyi, benim yapmayacağım şeyi, benim muhatap aldığım, pozisyon almasına ve saygı duymak istediğim bir makamının da yapmasını istemem. Niye yapar? Dolayısıyla ona ilişkin benim refleksim gelişir. O zaman şüphelerim artar. O zaman sokaklara kimi dökmek istiyor, niçin yapıyor bunu diye şüphelerim artar. Artmasın mı? Şüphelenmeyeyim mi? Asıl meselenin özünden koparttığını düşünürüm. Evet, herkes tepkisini koymalıdır. Doktorlar beyaz önlükleriyle, sağlık çalışanlar iş kıyafetleriyle çıkarlar. Bu alçakça cinayeti naletlerler, bir daha tekerrür etmemesi için bu konuda haklarını da savunurlar, neler istediklerini de net ortaya koyarlar. Ama bunu böyle bir zeminde pozisyon almış birileri yaptığı zaman şüphelerim artıyor benim. Buradan bir siyasi video tartışmayı sonlandıralım. Sağlık çalışanlarımıza sahip çıkalım. Hep beraber bu konuda, benim halkım da saygılıdır doktoruna. Her zaman. Yani bu çok açık. Orada da onları hiçbir zaman ben bir genelleyici yaklaşımla bakmam. İçinden çıkıyor, çıkmaz mı? Her toplumun içinden çıkıyor. Ama sonuç itibariyle insanla uğraşılan bir alan bu. İnsan hayat kurtarmak için canını, fedakarlığını, kendi hastalıklarını unutan bir zemin burası. Böyle bir meslek. O açıdan onlara olan saygımız büyüktür. Daha fazla onların yaşam alanlarını güçlendirmeliyiz, mesleki alanlarını ve hiçbir zorluk karşısında, bu toprakları terk etmenin de bir alkışlanacak, efendim örnek gösterilecek. Bunu da bir daha anmayalım ya. Kim gidiyorsa onu aletleyelim. Kalacaksın kardeşim, mücadele edeceksin o zaman. Rahatsızsan edeceksin. Kim kaçtı bu ülkeden? Kim gitti? Neler verildi? Hangi mücadeleler verildi? Ta Çanakkale'den bugüne, Kuvay-ı Milliye mücadelesinden bugüne. Öyle kolay terk etmek var mı? Kal ve mücadele et. Siz de Amerika'ya gittiniz. Yani ben hoca olarak gittim. Kaçtım mı? Ne demek istediniz? Hayır. Şunu söylüyorum. Gittiniz 3 yıl, 5 yıl çalıştınız. Olur mu? 5 yıl falan değil. Ben misafir öğretmen olarak davet edildim. Gittim geldim. Bu sizin çocuklar... Bu örneğinizi lütfen. Çok yanlış buluyorum. Bu çocuklar da gidiyor, geliyor yani neticede. Şimdi bu söylenen şey bu mu? Şimdi gitme gayreti. Bu mu? Res çekiyor. Yani bir misafir profesör olarak davet edilmişsiniz, gitmişsiniz, çalışmışsınız, deneyimlerinizi vesairenizi siz paylaşmışsınız, onlardan edinmişsiniz. Bunu mu anladınız? Hocam bunda alınacak bir şey yok. Hayır, çok yanlış. Olur mu? Lütfen, neticede yurt dışına gidiyor, çocuklar geri de gelir. Hiç anlamadınız o zaman benim söylediğimi. Hiç anlamadınız. Peki, siz de gittiniz. Peki. Ben yani birçok insan gidiyor. Bir şey ima ediyorsanız konuşalım. Ya hocam olur mu? Yıllardır tanırım ben sizi. Neyi ima edeceğim? Tamam, o zaman neyi ima edeceğim? O zaman benimkiyle o... Yani şu anda bile gidiyor. Birçok hocalar gidiyor. Ki. Bir yıllığına gidiyor. Evet. 2 yıllığına gidecek. Gelecek. Ortak çalışmalar yapacak. Bu değil ki. Bu değil ki. Giderken. Kimisi rahatsız olduğu için gidiyor. Kimisi keyif için gidiyor. Gidiyor yani. Giderken bu ülkenin zorlukları var. Ben bu ülkeyle artık bağımı kestim. Gönül bağımı kestim. Dolayısıyla ben burayı terk ediyorum. İşte burası bir şey kaybetti. Diğer taraf da şunu kazandı diyenlere sözüm. Bunu anlayamayacak durumda değilsiniz ki siz. Ben bunları kastediyorum. Peki devam edin. Yoksa dünyanın fanus halinde değiliz ki herkes herkesle ilişki kuracak. Gidecek, gezecek, işbirliği yapacak, bilgi birikimini paylaşacak, kendi de katacak, oradan da alacak. Yani bu örnek çok yanlış oldu. Neyse, buraya takılmıyorum ama söyleyeceklerim bunlardır. Tamam, geleceğim tekrar. Gürkan.